Sedat Bozkurt hazır. Başlayalım konuşmaya. Hoş geldiniz. Sedat abi, Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Yayınlar diliyorum. Teşekkür ederim, sağ sağ olun. Şimdi Deva Partisi'nin bu kararıyla başlayalım dilerseniz. Dünden bu yana biz de dün canlı yayındaydık. Ekrana yansıttık. Babacan'ın açıklaması, sorular, CHP'den gelen ilk tepkiler ama akılda kalan sorular var. Şöyle biraz daha zihnimizde aydınlansın. Bu çıkışın altında ne var? Neden? Neden kendi logosu, yani elbette ki bir siyasi parti bunu yapabilir ama pek çok soru da bağlandı. Kendi logomuz ve amblemimizle gireceğiz çıkışı. Bu altılı masayı zedeleyecek bir hareket midir? AKP'yi zora sokabilir mi bölgesel olarak baktığımızda? Arkasında farklı bir kırılganlık yatıyor olabilir mi? Ama en nihayetinde hani adı ortak aday vurgusu bir kez daha geldi Babacan'dan ama pek çok soru var. İşte örneğin baskın seçim olursa peki ne olacak? Bu yeni yasa yürürlükte olmamış olacak. Bu sorulara ilişkin dünden bu yana konuştuğunuz kişiler olmuş olabilir. Ankara'da ne konuşuluyor? Ne ortaya çıktı sizce? Bize şöyle bir anlatır mısınız bu kararı? Tabii yani bu sorular çok normal sorular. Yani herkesin aklına gelen sorular ama bu sorular parti yönetiminin de yani genel başkanların, kurmayların da aklına geliyor. Ve o soruların yanıtlarını bir araya gelip yanıt arıyorlar o sorulara. Yanıt alıyorlar hepsini kafalarında. Bu senin sorduğun soruların yanıtları mevcut. Bu stratejik bir hamle yani önüne hedef olarak masayı falan koymuş değil. Uzun zamandır zaten konuşuluyordu. Yani bunu farklı bir biçimini Temel Karamollaoğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu üçüncü bir ittifak ya da üçüncü bir çatı içinde Millet İttifakı'nda seçime girmek olarak dillendirmişti. Çünkü muhafazakar seçmen AK Parti'den kopan seçmeni Millet İttifakı'na çekmekte bir sıkıntı var. Yani kararsızlar artıyor, AK Parti'nin oyu düşüyor ama Millet İttifakı'ndaki yer alan partilerin oyu yükselmiyor. Bunun nedenini araştırıyorlar. Tabii kendileri de araştırmıyor. Bunun profesyonelce yapan şirketler, firmalar, anket kuruluşlar var. Onlar yapıyor. Politik tahlilini yapıp getiriyorlar insanların önüne. Başından beri Ahmet Davutoğlu da bir Millet İttifakı adına itiraz etmemişti de bir öneride bulunmuştu adını değiştirsek mi diye. Çünkü AK Parti'den kopan seçmen CHP'nin ya da İYİ Parti'nin ittifakının altına, çatısının altına, şemsiyesinin altına girmiş bir muhafazakar partiye çok fazla yönelmiyor. Bunu bir tespit olarak yapıyorlardı uzun zamandır. Uzun zamandır da bu dile getiriliyordu. Şimdi bu altılı masada önce genel başkanları Ali Babacan bunu paylaşmış, bunu konuşmuşlar demek ki. Eğer Millet İttifakı açısından yani bu altılı ittifak açısından bu bir mekanik, çalışan bir mekanik devam ediyor bu. Bir sıkıntı yaratacak olsaydı muhtemelen bu konuşma o masada kalırdı. Masadan sonra Ali Babacan tarafından açıklanmazdı. Demek ki orada onay görüyor. Onay görünce ben bunu yani bir ittifakın stratejik hamlesi olarak görüyorum. Bunu bir test etmek lazım. Yani Deva Partisi Millet İttifakı'ndan yörünge olarak birazcık uzaklaştığı zaman, kendi amblemiyle, kendi logosuyla buraya birazcık mesafeli durduğu zaman, yani Millet İttifakı çatısı altında olduğu zaman AK Parti'den bir oy gelişi olacak mı? Bunu test edecekler. Bu ciddi bir soru. Çünkü bu kuramsal olarak teoride yanıtlanamıyor. Bir de pratiğine bakacaklar bunun. Pratiği üzerinden de yol alacaklar. Eğer gerçekten böyle bir durum varsa yani AK Parti'den kopan seçmen İYİ Parti ile CHP ile arasına biraz mesafe koymuş, fiziki olarak mesafe koymuş. Amblemiyle, logosuyla Millet İttifakı'nın içinde yer alan Deva Partisi'ne geliyorsa zaten bu Millet İttifakı'nın seçimlere nasıl gireceğinin yanıtı da ortaya çıkıyor. Yani o yüzden Millet İttifakı'nın hedeflerini, Millet İttifakı'na sıkıntı, sorun yaratacak bir hamle değil. Millet İttifakı'nın bizzat katıladığı, onayladığı bir strateji olarak görüyorum ben bunu. Bir de şurada şunu unutmamak lazım. Yani 12 Şubat'ta kuruldu bu Millet İttifakı masası, yani bu muhalefet bloğu. Yani adı bile Millet İttifakı diyoruz. Ağız alışkanlığından söylüyoruz bunu. Evet. Çünkü bir ittifak modeline dönüşebilmesi için bir seçim kararının alınması lazım. Millet İttifakı 28 Haziran seçimlerinden önce kurulmuş bir ittifaktır. Ve içinde 3 tane parti vardır. Saadet Partisi, İYİ Parti, CHP, bir de İYİ Parti'nin listelerinden milletvekili adayı olmuş Demokrat Parti. Yani sonuçta listede 3 parti, oy pusulasında 3 parti Millet İttifakı çatısı altında. İYİ Parti'nin içinde de Demokrat Parti, toplamda 4 parti bir seçime girmiştir. Şimdi bir ittifak diyebilmemiz için önüne somut bir hedef koyması lazım. Yani seçime yönelik bir organizasyon, bir işbirliği olması lazım. Ama o masa 12 Şubat'ta kurulduğu zaman önlerine koydukları hedefler çok önemli. Yani yeniden demokratik Türkiye'yi inşa etmek gibi.
ve bütün genel başkanlarının altında imzası var. Bu kurumsal olarak hepsini bağlar. Millet İttifakı bu 6 partinin bir çatı yapısı gibi, çatı örgütü gibi. 6 parti de bu Millet İttifakı'na herhangi bir sıkıntı yaratmamak için asgari kendi hareketlerine, açıklamalarına dikkat ediyorlar. Nitekim ara sıra yaşanan yol kazalarında bunun yarattığı hassasiyeti de görüyoruz. Bir daha olmaması için nasıl önlem alınıyor? Bu masa, Millet İttifakı yani muhalefet bloğunun oluşturduğu bu masadan ayrılmak, bu masaya ilişkin mızıkçılık yapmak, bunu yapan partiye çok büyük bir politik maliyet getirir. Bu saatten sonra yani Cumhur İttifakı'nın ya da devletin, devlet aygıtının elinde tutan iktidarın, Erdoğan'ın, Devlet Bahçeli'nin de salvolarına karşı bu masada ben bir arıza beklemiyorum, bir sıkıntı beklemiyorum. Nitekim o masada her şey tıkır 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 işliyor. Şöyle bir masa değil o masada, yani o masaya 6 genel başkan geliyor, her konuda anlaşıyorlar. Hayır, gündemleri neyse onda anlaşıyorlar. O masadan ayrıldıktan sonra 6 parti de kendi politik rutinine dönüyor. Nitekim İyi Parti'nin grup toplantısında Meral Akşener parti olarak neler yapacaklarını, tek başına iktidara geldiklerinde neler yapacaklarını anlattılar. Kemal Kılıçdaroğlu da aynısını yapıyor. Gelecek Partisi de, Deva Partisi de. O nedenle yani Deva'nın bu açıklamasının aynı zamanda CHP ve İyi Parti içinde yaşanan tartışmaları da ortadan kaldıran bir açıklama. Çünkü o partilerde emek harcıyorsanız, siyaset yapıyorsanız muhtelif beklentileriniz vardır. Şimdi bu beklentiler milletvekili olmak olabilir ya da başka bir partiden birilerini oraya orada listelerde görmemek de olabilir. Şimdi bu iki partinin içinde de bir tartışmaydı. O tartışma da ortadan kalkmış gözüküyor, rahatlamış gözüküyor. Buradaki tek sıkıntı hemen kısaca özetleyeyim. Yavuz Selim de geldi, onun da söz hakkını çok almayayım. Buradaki temel sıkıntı bu. Buradaki hayal edemedikleri bir senkronize bir şekilde işleyen bir Millet İttifakı var. Bunun önünü kesebilmek için seçim yasası üzerinde 2 sene çalıştı Cumhur İttifakı. Sonuçta sadece bu ittifakları engelleyebilecek ya da ittifakın yaratacağı olumlu tarafın ya da faydanın ortadan kaldırabilecek bir düzenleme yaptı. O düzenleme şuydu, partilerin küsuratları yani milletvekili çıkardıktan sonra kalan oyları eskiden bir araya geliyordu ve bir milletvekili çıkaracak orana ulaşıyordu. Şimdi o küsurat oyların tamamı zayi olacak. Yaptıkları tek düzenleme bu. Bu zayi olacak oyların miktarının yükselme ihtimaline karşı da insanlar kendi parti logolarında değil de bir ya da iki ya da üç parti logosunun altında girmeyi düşünmek zorunda kaldılar. Oraya zorladı. Çünkü niye zorladı? AK Parti'den kopan seçmen seçim kabinine girdiği zaman karşısında duygusal olarak bağlı olduğu bir partiyi görmezse eğer tekrar AK Parti'ye dönebilir. Çünkü orada duygusal şey devreye girebilir, tercihler devreye girebilir. AK Parti'nin hedefinde de bu vardı. Ama galiba gördüğümüz kadarıyla bu küsuratlardan zayi olacak oyu göze alacak Millet İttifakı. Daha doğrusu hani Deva Partisi'nin açıklaması da, bugün Ahmet Davutoğlu'nun açıklaması da mutlak böyle olacak diye bir şey söylemiyorlar. Seçim sattım haline girildiği zaman bu ittifak çatısı altında konuşulacaktır diyorlar. O zaman tabii bunun bir mühendislik çalışmasını da yapacaklar. Ne getirir ne götürür üzerinde karar verecekler. Yani bakarsınız gene eski modele dönebilir. 3 parti olabilirler, 6 parti olabilirler, 2 parti olabilirler. Çünkü karşı tarafta Cumhur İttifakı'nın da 2 parti olarak gireceğinden emin değiliz. Hani bir cumhurbaşkanı adayından emin değiliz. Bir 2 parti olarak mı, tek parti olarak mı girecekler ondan da emin değiliz. Peki. Yavuz Bey, siz de hoş geldiniz bu arada yayınımıza. Hoş buldum, iyi yayınlar. Aynı soruyu size de sorayım ama tabii ek yaparak Sedat Bozkurt bu stratejik bir hamle dedi ve diğer partilerin de bir anlamda elini rahatlattığını da vurguladı. Bir de ittifak içinde ittifaka da zorlayan bir adım oldu dedi. Şimdi benim bunlara ek olarak soracağım soru işte bir baskın seçim durumunda bu hamle boşa mı düşer? Başka partilerde benzer, örneğin Gelecek, başka partilerde benzer adımlar atarlar mı kendi logolarıyla seçime girme şeklinde? Bir de bir anlamda kumar mı sizce bu %7 barajıyla birlikte bu adım nasıl değerlendiriyorsunuz diyeyim. O toplam bir soru da sormuş olayım, buyurun. Sevgili Sedat Bozkurt'a katılıyorum baştan sona. Yani gerçekten stratejik bir adım. Kimse, Anadolu'da güzel bir özdeyiş vardır. Kimse ayranım ekşi demez, kimse ben barajı aşamayacağım diyemez. Yani binde
beşlik, binde onluk partiler bile biz iktidara geleceğiz, işte şu kadar oy alacağız iddiasındadır. Türkiye Cumhuriyeti'nin siyasi tarihinde bunlar, biz de 40 yıldır yaşıyoruz bunları. Dolayısıyla iddiayla çıkmış bir partinin ben yalnız başıma seçime gireceğim, kendi logomla gireceğim demesi kadar doğal bir şey yok. Bir kere bunu hiç tartışmayalım. Yarın öbür gün bunu Gelecek Partisi de söyleyebilir, Demokrat Parti de söyleyebilir. Bu partilerin oy oranlarıyla ilgili bir takım veriler var. Ama %7'yi bulabilen şu ana kadar yok. İttifak içinde ittifak formülleri de var ama sevgili Sedat bir konuya dikkat çekti. Cumhur İttifakı acaba iki parti olarak mı seçime girecek ki? Ben belki de ilk defa söylemiş olayım bunu. Cumhur İttifakı iki parti, yani Milliyetçi Hareket Partisi ve AKP olarak girmeyip, bana kalırsa, çünkü yani Milliyetçi Hareket Partisi'nin de bu %7 ile ilgili çok ciddi bir sıkıntısı var şu anda. Onun için ben kendi adıma şöyle düşünüyorum. AKP listelerinden kazanabilecek yerlerde 20-25 civarı MHP adayı, zaten Devlet Bahçeli'nin bir grup kurmaktan öte herhangi bir iddiası da yok. Nitekim bugün de dedi ki 14 ay var seçime dedi. Yani bir erken seçim söz konusu değil. Evet, ama öte yandan il il şu anda benim bildiğim kadarıyla Ankara gazetecileri bu işin kokusunu alırlar. Şu anda bütün siyasi partiler il il kendi durumlarını değerlendiriyorlar ve bayramdan sonra bu altılı masada yine liderlerin belirleyeceği bir ekip il il durumu masaya yatıracaklar ve hangi şekilde daha başarılı olabiliriz? Tıpkı yerel seçimlerde olduğu sistemi. Gibi. Evet, evet. Tıpkı yerel seçimlerde olduğu gibi doğal olarak bence bu şekilde devam edecek. Ben Babacan'ın açıklamasını masayı devirmek veya Millet İttifakı'nın dağılması olarak görmüyorum. Stratejik bir adımdır bu. Bence de olumlu bir adımdır. Daha seçime 14 ay var. Hele bir seçim günü bir açıklansın. Hatta Ankara kulislerinde şöyle bir iddia da var yani. Seçimin yapılmayacağı iddiası var. Erdoğan'ı tanıyanlar, Recep Tayyip Erdoğan'ı tanıyanlar kaybedeceği bir seçime girmez diyorlar. Yani 2023 Haziran'da mı olmayacak deniliyor? Böyle mi konuşuluyor? Olmayabilir, şöyle olmayabilir. Sandık güvenliği denir. Dış bir operasyon, bir Suriye-Irak operasyonuyla işte sınır ötesi bir operasyon yüzünden anayasaya göre 6 ay erteleme yetkisi vardır Erdoğan'ın. Doğrusu onlar hesaplanmalı. Önce ısrarla işte bizim adayımız şu deniyor. Millet İttifakı'nın adayı kim? Yani şu seçim tarihi bir açıklansın. Ona göre bunların hepsi yavaş yavaş bütün taşlar yerine oturmuş olur diye düşünüyorum. Evet. Peki Engin Altay'da basın toplantısını kapatırken bu soruları sordu. Sedat abi size sorayım. Siz de hep hani Millet İttifakı konuşuyoruz. Peki Cumhur İttifakı yazılarınızda da bunu vurguluyorsunuz. Hani Bahçeli adayım Erdoğan dedi ama Erdoğan senin adayın kim dedi. Aday mısın değil misin dedi. Hep bize soruyorsunuz dedi ama siz orada durum ne sizce Cumhur İttifakı'nda aday konusunda? Yani geçen gün işte Aytun Çıray Hulusi Akar ismini açıktan Twitter'dan yazdı. Hulusi Akar olabilir dedi. Tabii yani bu sorunun burada, yani bu konunun burada tartışılması bir enerji kaybı. Yani Recep Tayyip Erdoğan'ın yerde bir ikinci adaydan söz etmek zaten doğaya aykırı bir şey. Yani mümkün değil. Erdoğan hiç kimseyle paylaşmaz kendi makamını oraya oturmak için. Çünkü 20 yıllık mücadele verdi. Yola çıktı, arkadaşların hepsini teker teker ekarte etti. Ve o koltuğa oturabilmek için çok güvendiği ve kendisine mutlak bağlı olan Binali Yıldırım'ın parti genel başkanı, başbakan olmasına rağmen ona bile güvenmedi. Ve 17 ay erken bir baskın seçim kararı aldı. O makama, o yetkilere sahip oldu. O yetkileri paylaşmıyor da, kimseyle paylaşma niyeti de olmadığını ortaya koyuyor.
o yetkileri kimseye devretmez de. Yani bu tarafından baktığınız zaman Erdoğan olduğu sürece AK Parti'de bir ikinci ismin bir cumhurbaşkanlığı adayı olması ya da Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından aday gösterilmesi hani çok mantıklı değil. Teknik olarak da çok doğru değil ama Yavuz Selim Demir abi biraz önce söyledi. Şimdi kendi anketlerinde de Millet İttifakı'nın potansiyel adaylarına karşı yapılan anketlerin tamamında kaybediyor Erdoğan. Erdoğan'ın kaybettiği yerde AK Parti içinde kazanacak bir başka figür yoktur. Yani Hulusi Akar birazcık fantazidir. Çünkü Hulusi Akar AK Parti tabanının, muhafazakar tabanının en hoşlanmayacağı aday profilidir. Yani Hulusi Akar'ın yerine herhangi bir AK Parti içinden herhangi bir politik kimlikli birini çıkarsanız daha fazla oy alırsınız. Yani bunu Numan Kurtulmuş olabilir. Gibi. Tabii Numan Kurtulmuş. Tabii Numan Kurtulmuş. Çünkü Binali çok kaybetti yani. Tabii. Binali Yıldırım Numan Kurtulmuş. Numan Kurtulmuş'un Binali Yıldırım'dan daha fazla şansı var. Çünkü Numan Kurtulmuş milli görüşü temsil ediyor ve şu gün İnali Yıldırım örgütleri gezmiyor. Numan Kurtulmuş geziyor örgütleri. Bütün örgütlere moral verme görevi. Çünkü partiyi milli görüşle devleti MHP orijinli isimlerle yönetiyor. Böyle bir şey var, koalisyon var ülke yönetiminde ve parti yönetiminde. İki ayrı olarak söylüyorum bunu. Yani Erdoğan aday olur. Hani kaybedeceği bir seçim aday olur mu onu çok göremiyoruz, çok bilemiyoruz. Çünkü muhtemelen sarayda bunların matematiği buradakinden daha iyi yapılıyordur. Ellerinde daha somut veriler vardır. Çünkü Recep Tayyip Erdoğan hep senin programlarında da söylüyorum. Seçim odaklı bir liderdir ve bütün algoritması seçim kazanmaya yöneliktir. Seçimi erteler mi, seçimi yapmayabilir mi? Bunlar çok konuşuluyor, tartışılıyor Ankara'da ama ben çok ihtimal verenlerden değilim buna. Çünkü Erdoğan'ın en büyük meşruiyeti o koltuğa bir seçim sonucunda oturmuş olması. Onu kaybetmek istemez. Yani uluslararası ilişkilerde işte Amerika'ya, Almanya'ya, İtalya'ya, Fransa'ya o meydan okurken hep bu meşruluğundan alıyor gücünü. Sonuçta halkın seçimiyle o koltuğa oturmuş bir seçilmiş cumhurbaşkanı. Bu onun için çok önemli. Bunu kaybetmek istemez. Yani bunu elinden alınmasını istemez. O yüzden ben öyle ya da böyle, nitekim bunu da yazmıştım, o sandık buraya gelecek diye. O seçimi yapacak. Seçim yapmama ihtimali yok Erdoğan'la. Erken olur, geç olur. Yavuz Selim Demirhan söylediği gibi. Çünkü o söylediği, gerekçelendirdi. Çünkü Ankara'da çok konuşuluyor. Yani Suriye'sinden İran'ına, Ermenistan'ından Yunanistan'ına kadar pek çok model konuşuluyor. Hani nasıl erteleyebiliriz, ne yaparız? Anayasaya bir, anayasa kaynaklı bir erteleme gerekçesini nasıl yaratabiliriz diye ama bunların hepsinin maliyeti çok yüksek olur. O kadar kolay işler değil bu. Yani kendi ülkenizde elinizdeki devlet gücüyle belki bunu yapabilirsiniz ama bunu sınırlarınızın dışına taşıdığınız zaman nitekim işte Ukrayna'da gördük bunun örneğini. Rusya geldi saldırdı. Bir anda yalnızlaştı. Karşısında komple bir dünyayı buldu. Bunlar çok kolay işler değil. Yani Erdoğan'ın elinin hiç rahat olmadığını söyleyebiliriz rahat bir şekilde. Ha, bu koşullar altında bir aday gene de AK Parti'den Erdoğan'dan başka bir aday olur mu? Olmaz mı diye sorarsanız ben şu konjektürde görmüyorum. Seçim sattım haline girildiği zaman bir daha bakmak lazım ama elleri örneğin Millet İttifakı'nda bir aday tartışması yaşanıyor. Kim adayı, hangisi aday olsun tartışması var. Öbür tarafta Erdoğan olmazsa kim diye bir soru var ve bu sorunun yanıtı yok. Ben Erdoğan dışında bir aday ihtimali olduğunu şu konjektürde görmüyorum. Erdoğan eğer kaybedeceği açık bir seçime girer mi? Orada girmeyeceğini varsayarsak o zaman adayı kim olacak diye kocaman bir soru ortada duruyor. Evet. Doğal ve ebedi lider gibi duruyor AKP için hakikaten. Şimdi bu geride bıraktığımız hafta içi salı ve çarşamba günlerinde CHP ve İYİ Parti grup toplantıları hakikaten biraz farklıydı. Şimdi Kılıçdaroğlu'nun ve Akşener'in mesajları üzerinde biraz duralım istiyorum. Kılıçdaroğlu çok kısa, çok etkili retorik kullandı. Retorik yani başlık verdi, iki başlık verdi. Zaten 11 dakika 50 saniye kadar sürdü toplantıdaki grup konuşması. Duygu yüklü ve sert tonda konuştu. Vatanı satanlarla kavga edeceğiz dedi. Bir de yolumdan çekilin meselesi var. Akşener Gezi'yi sahiplendi ve yaşasın hürriyet, kahrolsun istibdat, yaşasın hürriyet dedi. Önce Kılıçdaroğlu'nun açıklamasıyla başlayalım. Arkadaşlar Akşener'in o karşılanma görüntüsünü de lütfen hazır edelim. Hazırda dursun zamanımızı almasın diye önceden söyleyeyim. Kılıçdaroğlu
akılda kalan bir grup toplantısı konuşması yaptı. Bu sözü vatanı satanlarla kavga edeceğiz ve bir de yolumdan çekilin. Ya benimle olun ya da yolumdan çekilin. Hadi bana eyvallah diye de bitirmişti zaten. Bu mesajdan ne anladınız Yavuz Bey? Kılıçdaroğlu'nun bu konuşmaları. Eyvallah sözcüğü o kadar anlam yüklüdür ki her tarafa çekebilirsiniz. Felsefe ve tasavvuf konusunda da son derece bilgili olan Sayın Kılıçdaroğlu o eyvallahı hem örgütü bir uyarı hem de örgütü oluşturan yöneticileri de bir nevi uyarı niteliğinde söylemiş. Aynı zamanda iktidara da mevcut iktidara da bir mesaj vermiştir. Son derece olumlu. Evet, Sayın Kılıçdaroğlu grup toplantılarında yaklaşık bir saat konuşurdu. Kendisi de ifade etti, ben farklı bir konuşma yapacaktım dedi ama son dönemde yaşadıkları, son 4-5 günde yaşadıkları gerçekten bütün hepinizi etkilediği gibi biz de etten kemikteniz. Yani Sayın Kılıçdaroğlu da elbette onun da duygulandığı, öfkelendiği anlar olabilir. Çok doğaldır çünkü... korkunç, yani akla hayale gelmeyen iftiralar atılmaya başlandı. Buyurun dedi, bir ordu meydan. Öte yandan da parti içerisinde hala işte bir takım şu mu aday olsun, bu mu aday olsun gibi tartışmalara da son vermek istedi. Ve kavgaya hazır ol. Peki yani ben hırsızlarla, ben vatanı satanlarla kavga edeceğim. Kavga etmeye hazır mısınız? Mesajı vardır aynı zamanda burada. Ya yolumdan çekilin veya benimle yürüyün. Yani benimle kavga etmeye hazırsanız yoksa çekilin. Bu siyasetin zaman zaman motivasyon cümleleridir. Bence örgüte yönelik de güzel bir motive edici bir konuşmaydı. Kemal Bey, evet biz zannediyoruz ki sinirleri alındı. Çok sakindir Kemal Kılıçdaroğlu ama bundan böyle yeni dönemde artık biraz daha dozajın artacağıyla ilgili de bir işaret vermiş olduk diye düşünüyorum. Sedat abi siz bu öfkeliyim diye kürsüye çıktığı bu konuşmayı nasıl yorumladınız? Nasıl karşıladınız? Yani Kemal Kılıçdaroğlu önemli bulduğu meselelerde böyle bir çıkış yapıyor, bir tarzı var. Burada hem içeriği itibariyle hem süresi itibariyle hem de tavırlı kürsüyü terk etmesi itibariyle farklı bir tavır ortaya koyuyor. Çünkü mesele ciddi bir mesele. Yani Kavala Gezi meselesi değil. Gezi davasının verilen kararlar üzerinden söylüyorum. Sonuçta daha önce beraat ve sonuçlanmış bir yargılamayı ortada yeni bir delil yokken, yeni bir belge bilgi yokken bir anda ağırlaştırılmış müebbete yani eskinin idamına dönüştürerek hüküm altına alıyorsunuz siz. Buna muhalefetin normal bir ses çıkarması çok anlamlı olmaz. Çünkü bu işe hepsinden daha fazla, daha öncekilerden daha fazla sert tepki göstermezseniz, direnç göstermezseniz bu işin nereye varacağını kestiremezsiniz. Bu sizin için bir anlamda varlık yokluk meselesi olur. Bunun çok bilincinde Kemal Kılıçdaroğlu o kürsüye öyle geliyor. Nitekim konuşmasından önce kurmaylarıyla yaptığı konuşmada da birlikte verdikleri karar bu. Bu meydan okumada ortaya atılmış bir meydan okumadır. Yavuz Selim Demirağ'ın gibi sanki böyle hani önümde engel olmayın gibi yorumlanabiliyor. Yani bu tartışılabiliyor ama orada kendi kurmaylarıyla yaptığındaki hesap ortaya bir hani şöyle düşünelim. Birazcık tabii Kemal Kılıçdaroğlu burada bu tür konuşmalara da kendisi de çok fazla alışık olmadığı için bir bağlam kopukluğu var. Yani şöyle düşünelim, hani Kemal Sunal filmlerinde çok karikatürize kabadayı tiplemeleri vardır. Kahvehaneye girerler, var mı bana yan bakan diye bağırdılar. Yani öznesi, yani kime söyledikleri belli değildir, ortaya söylenmiş bir şeydir. Burada da Kemal Kılıçdaroğlu bunu yapıyor. Bu çünkü bunun üstüne koyarak gitmek zorundalar. Bunun altına düştükleri zaman, çünkü bu bir zafiyet göstergesidir ve üzerlerine gelecek baskının nereye varacağını bilemezsiniz. Şimdi CHP açısından pozisyon almak birazcık mecbur çünkü Gezi dediğiniz kitlenin büyük bir çoğunluğu CHP seçmeni. Yani %70'lere, %80'lere o dönem yapılan anketler üzerinden söylüyorum bunu. Şimdi kendi seçmeniniz bir anlamda orada cezalandırılıyor. O ki sokaklara gelen insanlar
Ve bu şey bir taraftan yılgınlık, korku yaratmanın da kökeninde yatıyor bu. Öte yandan yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendi kitlesi olduğu için bu sert tepkiyi göstermesini normal olarak karşılıyorum ben. Meral Akşener'inki çok önemli bence. Onu izleyip üstüne konuşalım dilerseniz. Hani hem de bir hatırlamış oluruz. Şöyle ki Akşener de dün grup tarafından ayakta alkışlandı hakikaten. Ve Gezi direnişine, Gezi davasına ilişkin konuştu. Ama sonrasında da sahiplendi Gezi'yi ve parola vatan, işareti namus, kahrolsun istibdat, kahrolsun zulüm, yaşasın hürriyet dedi. Ve Antalya'da da bu sloganlarla karşılandı Akşener. O görüntüler üzerine konuşacağız. Kahrolsun istibdat, yaşasın hürriyet, kahrolsun istibdat, yaşasın hürriyet, kahrolsun istibdat, yaşasın hürriyet, kahrolsun istibdat, yaşasın hürriyet. Hoş geldin. Evet, adeta dün bu bir seçim sloganı gibiydi Akşener'in ağzında ve belli ki partililer de bu sloganı sahiplenmişler, o şekilde karşıladılar. Sedat abi, siz bu konuya girecektiniz, sizinle devam edelim. Bu İYİ Parti'nin önümüzdeki süreçte, seçime kadarki süreçte izleyeceği stratejiyi belirleyen bir slogan gibi mi oldu sizce de? Katılır mısınız? Ne diyeceksiniz? Tabii canım, yani artık İYİ Parti'nin her toplantısında bu slogan atılacaktır. Bu artık yerleşti. Ya merkez sağ siyasete bu slogan ya da bu söylem çok uzak değil. Evet. Çünkü Meral Akşener uzun zamandır merkez sağ siyasete oturtmak istiyor siyasetini. Nitekim buna yönelik partisinde bir yeni kurgu da yaptı. Yani bir hatırlatma yapayım isterseniz. Bu Ergenekon davaları bitme aşamasındayken Süleyman Demirel bir açıklama yapmıştı bir soru üzerine. O da tarihsel bir bağlam üzerinden o günü ifade etmişti. İngilizler İstanbul'u işgal ettikleri zaman esnaflar tepki olsun diye hat yazısıyla yazılmış. Bu da geçer yahu yazılar asmışlardı duvarlarına. Demirel de bunu kullanmıştı. Bu da geçer yahu. O dönem çok dillendirilmişti. Şimdi de bu Abdülhamit'e karşı söylenmiş bir direniş cümlesi. Ve o bağlamı oradan kurarak bugüne taşıyor. Yani Abdülhamit de sonuç itibariyle baskıcı bir yönetici. Tartışmalı bir yönetici, öyle söyleyeyim. Çünkü AK Parti, daha doğrusu Türkiye'deki muhafazakarlar Abdülhamit'i muhtelif özellikleri nedeniyle sahipleniyorlar. Bazı özelliklerini görmezden geliyorlar ama ona karşı da çıkan bir siyasi damar var burada. Burada Meral Akşener'in en önemli yaptığı iş şu, sıradan bir dava olarak, bir yargılama olarak, bir haksızlık hukuk olarak Gezi meselesine sahip çıkmıyor. Bir Gezi meselesini tarif ediyor, içini dolduruyor, ondan sonra adını koyarak sahip çıkıyor. Bu çok çok önemli. Çünkü neresinden bakarsanız bakın, Gezi, Meral Akşener'in bugün oturtmaya çalıştığı siyasetin çok uzağında değildir. Gene hatırlayalım, Gezi'ye geniş katılımın sağlanmasını ve katılan insanlar açısından meşruiyet kazanmasının en önemli iki tane simgesi vardı. Neydi bu simgeler? Bir tanesi Türk bayrağıydı, bir tanesi de Mustafa Kemal'in posterleriydi. O dönem zaten HDP siyasetinin birazcık uzak kalması, daha sonrasından dahil olmasının kökeninde de bu iki simge yatıyor. Yine hatırlayalım, dramatiktir bu söyleyeceğim. O dönemlerde biliyorsunuz binalara TC yazmak cıstı, sakıncalı bir şeydi. Hatta binalara, arabalara Türk bayrağı asmak sakıncalı bir şeydi. Şimdi bakıyorsunuz bütün polis arabalarında, polis panzerlerinde Türk bayrağı asılı. O Türk bayrağını ilk kez bu çocuklar Gezi'de o polis araçlarına astılar ve bir daha oradan çıkarmadılar. Şimdi böyle bir harekete Meral Akşener'in sahip çıkması, kendi siyaseti açısından, kendi siyasetini oturtmaya çalıştığı merkez açısından da çok normal. Ama çok cesurca ve çok akıllıca ben buldum. Çünkü Meral Akşener zaten sert bir söylemi var. Bu söylemi de sokaklara inerek de dillendiriyor. Demirel vari gibi işte benim işçim benim köylüm diyerek kürsüsünü de onlara açıyor. Merkez siyasette de ciddi bir boşluk var. Seçmenin de yukarıdan aşağıya şimdi bu karşılama ve grup toplantısında gördüğü olumlu tepkiyi de göz önünde bulundurarak söylüyorum. Seçmen de buna çok hazır. Onu net bir şekilde görüyoruz. Hı hı. Bu slogan üstüne düşünüldü mü, çalışıldı mı sizce Yavuz Bey? Yani etkili de oldu ve sahiplenildiğini de görüyoruz. Ve önümüzdeki dönemin siyasetin şifrelerini barındırıyor olabilir. Bu arada şu anda bir yandan da gözümle mevcut gelişmeleri de takip ederken Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ Cumhuriyet'te konuşuyor. Ve burada Mansur Yavaş konusunda diyor ki eğer diyor Mansur Bey aday olma
aday olması konusunda ısrar ediyoruz. Biz teklif götürürüz CHP eğer aday yapmazsa. Ve evet biz teklif götürürüz diyor. Bu da değişik. Belki bunu da sonrasında bir döneriz. Evet, Akşener'in bu sözü Yavuz Bey. Üzerinde çalışılmış mıydı? Seçim sloganı mı olacak önümüzdeki dönemde? Bence şimdi Akşener'i de tanımak lazım. Akşener bir tarihçi ve akademisyen, tarih doktorası olan birisi ve Cumhuriyet tarihi konusunda da bir hayli uzmandır. Ailesi de evladı Fatih Han dediğimiz Rumeli göçmenlerindendir. Topraklarını kaybedenlerdendir. Bakınız, istibdat dönemi, yani Abdülhamit meselesinde Türkiye'de İslamcılarla bazı kendisini milliyetçi zanneden sağcılar diyeyim ben. Yani Gök Sultan derler. Abdülhamit'i öve öve bitiremezler ama Türkiye'de, yani o dönemde vatan meselesinde ve özgürlükler konusundaki en önemli isimlerden olan Namık Kemal'i tutuklatan, sürgüne gönderendir Abdülhamit. Meral Akşener bunları bilir. Abdülhamit'in artılarını, eksilerini de bilir ama istibdat, yani baskı, bugünkü Türkiye'deki baskı Abdülhamit dönemini de geçtiği için ve Türk milliyetçilerine de yeni bir mesaj veriyor. Çünkü Milliyetçi Hareket Partisi, adında milliyetçi kelimesi bulunan Milliyetçi Hareket Partisi, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bahçesinde bir çadıra sığınmış durumda, milliyetçilikle ilgili herhangi bir refleks gösteremiyor. Bunun için MHP'den çok ciddi bir kopuş var ve zaten İYİ Parti'yi kuranların arasında önemli bir miktarda MHP'den kopanlar vardı. Onlara da bir tipik bir sağ parti yerine milli olan bir partinin bence güzel de bir sloganı olur. Yani bu bence seçim sloganı için cuk oturmuş bir konudur. Bu da bütün diğer farklı farklı partilerdeki siyasiler de bu slogana, çünkü bu tarihe geçmiş bir olay. Biz Vatan yahut Silistre piyesinin Türkiye, yani Osmanlı'nın son döneminde ne kadar etkili olduğunu biliyoruz. O dönemki baskıların yeniden meclisin açılmasının ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla ben Sayın Akşener'i tebrik ediyorum. Çok güzel bir seçim sloganı bulmuş ve bu maya tutar. Bakın, bu sloganın altına Cumhuriyet Halk Partisi de imza atar. Diğer partiler de imza atar. İmza atmayacak olan kim? Buna yarın öbür gün bunu inkar etmeye kalkışırsa, bunun aleyhinde bir şey konuşursa, Devlet Bahçeli bu işten puan kaybeder. AKP bu işten puan kaybeder. Peki bu son gelişmeye ilişkin eklemek istediğiniz bir husus olabilir mi acaba? Biz teklif götürürüz diyor. Hani göreve davet etmişti ama biz ısrarcı oluruz demiş. Ümit Özdağ benim dostum, yakın dostum bulunan birisi ama siyaseten, yani doğrusu yaptığı siyaseti de ben şu anda yani uygun da görmüyorum. Bir tane milletvekili, iki milletvekiliyle yola çıktı. Bir tanesi zaten istifa etti. Kendisi, kendi partisi içerisinde. Evet, kendi partisinden 5 tane genel başkan yardımcısı istifa etmiş durumda. Yani bir taraftan, yani kimsiniz siz? Mansur, bir de siyasetin kuralları vardır. Etik kuralları vardır. Mansur Yavaş'ın tam siz bu konuyla ilgili bir görüşme yaptınız. Bu konuda ben sizi önerebilir miyim diye sordunuz mu? Sormadınız. Nitekim Sayın Yavaş diyor ki benim haberim bile yok diyor. Evet. Yani haberi olmayan bir kişiyle ilgili bu tip yorumlar yapmak bence siyasetin kurallarına aykırı. Ümit Hoca keşke akademisyen olarak kalsaydı. Bütün Türkiye'de seviyordu onu ama siyasetteki hırs bazen işte aklın önüne geçiyor. Kendisi bilir ama bence uygun olmadı. Peki Sedat abi, siz ne dersiniz bu son röportajındaki bu ayrıntıya ilişkin Sayın Tabii. Özdağ'ın? Şeyi bir hatırladım, o kahrolsun, istibdat, yaşasın, hürriyet sloganı Gezi'nin bir tane sloganlarından birisidir.
iyi bir bağ bu anlamda da Meral Akşener'in bulup tekrar gündeme getirmesi. Ya şöyle, Mansur Yavaş gerçekten yani mutlak kazanacak garantisi verseler bile parti disiplininden, bugün CHP içinde yer aldığı için parti disiplininden diyorum. Örneğin MHP içinde yer alsaydı MHP için de aynı şeyi söylerdim. Parti disiplininden farklı hareket edecek bir kişiliğe sahip birisi değil. Yani mutlak %80'le kazan, bugün AK Parti'de önerse örneğin aynı yanıtı verecektir onlara. Böyle makam mevki peşinde koşan birisi değil. Ben Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için nasıl zor ikna edildiğinin bir tanıklarından bir tanesiyim. Mansur Yavaş üzerinden siz kendinize bir siyasi zemin, bir popülerlik aramaya çalışıyorsunuz ama doğru bir şey yapmıyorsunuz. Sonuç itibariyle karşınızdaki insana da haksızlık yapıyorsunuz. Karşınızda gerçekten özveriyle çalışan bir ittifak modeli var. Pek çok şeye göğüs gererek o ittifak modelini işletmeye çalışıyorlar. Kolay bir iş değil altı partinin bir araya gelerek birlikte yol alması. Oraya da siz bir tarafından engel olmaya çalışıyorsunuz. Oranın dönen tekerine de çomak sokmaya çalışıyorsunuz. Bunlar doğru şeyler değil. Yani sonuç da almaz. Yani bunları bugün konuşuruz sadece. Yani seçim sattım haline girildiği zaman kimin aday olacağı ortaya çıkar. Kimin aday olduğu ortaya çıktığı zaman da bugün tabloda görünen kimlerin olmayacağı da daha netleşir. Çünkü CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bu konuda inisiyatif ele almış vaziyette ve belediye başkanlarının Millet İttifakı olarak aday olmayacağını söylüyorlar. Bu Millet İttifakı'nın bütün bileşenlerine bağlar bir anlamda. Hı hı. Çok teşekkür ederim Sedat Bozkurt, Yavuz Selim Demirağ bizimle birlikte olduğunuz için bu saat diliminde. Ben yorumlarınız için sağ olun. Yayınlar. Teşekkürler. Teşekkür ederiz. İyi yayınlar. Kolay sağ gelsin. Sağ olun.